Kanalıma hoş geldin. Tanımayanlar için ben Melis Ateş. Bu videodan sonra umarım 50 bin hedefimize ulaşacağız arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim ve küçücük de olsa bir emoji fırlatırsanız şahane olur. Bugün sizinle birlikte kilolu kız kombinlerinin bilmiyorum kaçıncısını çekeceğiz ama çekeceğiz. Hediye paketi gibi sizin karşınıza süslendim geldim. Çünkü baktım ki videoların şöyle genel bir akışına Dedim sen kızım ne yapıyorsun? Çok özensizsin. Bu sen değilsin. Hemen hazırlandım ve karşınızdayım. Umarım beni böyle görmeye özlemişsinizdir ama öyle de seviyorsunuzdur. Böyle de seviyorsunuzdur. Umarım diyorum. Bugün ilk kombinimle karşınızdayım arkadaşlar. Kışlık kombinlerden gideceğim. Yani çok etek falan giymeyeceğim. Çünkü bana dediğiniz şeyler tamam iyi güzel hoş sen kısa giymeyi seviyorsun ama çoğumuz biz bunları giymiyoruz dediniz. Ben de hepimize yönelik bir kombin videosu hazırlamaya çalıştım. Üzerimde bir tane atlet gibi bir şey var. Yani body var. Altında da SBD butikten aldığım siyah giyinim var. Kemerim ise Asos'tan arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yılan desen. Şöyle tül bir leopar gömleğimiz var. Hemen bunu geçiriyorum. ROW XXN butikten aldığım. Tarzım değil gibi görünüyor ama Harika bir şey oluyor. Şöyle bağlıyoruz. Ya aşırı seksi değil mi? Ya bilmiyorum ama bununla her yere giderim. Kombin mük. Gerçekten mükemmel. Ya böyle delirirsin öyle söyleyeyim. Şöyle arkamı döneyim. Ya şöyle söyleyeyim size. Kendinizi toplayacak bir yüksek bel jean giydiğiniz zaman bence üzerine ne giyerseniz giyin sizi civciv gibi gösterecek. Buna eminim. Ben de şu an civciv gibi olduğuma inanıyorum. Aşırı tatlı, aşırı güzel. Kapatıp da deneyeceğim. Bu arada aklınızda bulunur en azından. Şöyle bir kombin. Ya aşırı seksi lan. Şu an şeydim böyle. Sepette eklemeden önce gördüm. Dedim ki biraz anneanne işi. Sonra dedim ki niye şans tanrısı? Çünkü birazcık tarzının dışına çıkabilirsin. Aldım. Ve baktım. Ne oldu? Mükemmel oldu. Kollarını falan çok sevim ve aşırı rahat. Bendeki bu arada 48 bedeni. Siz de ona göre kendiniz benimle karşılaştırıp oradan alabilirsiniz. Ben çok beğendim. Bir de düğmelerini kapatıp kullanalım. Bu arada böyle de kullanabilirsiniz. Ya da hemen ilikliyorum. Şöyle ilikledik. Bunu böyle içine sokacağım. Böyle tatlı salaş bir kombin oldu. Ama ben bağlamalı olana bayıldım. Ama böyle de giyebilirim. Aslında bir sır vereyim mi? Gömlekler birazcık daha salaş. İfil, ifil olduğu için sırt yağlarınız. işte göğsünüzdeki portlemeleri şu koltuk altında çıkan yağları bir penye tişört ya da sivet şorta göre 10 kat falan gizliyor. Yani bu aklınızda bulunsun beybiler. Bence çok güzel. Neden gardırobanızda olmasın? Yani bence combo. Her yere giyersin bunu. Başka rengi var mıydı bilmiyorum ama bakabilirsiniz. V yaka. Ben sevdim. Şimdi geçelim sıradaki Bilim kombine. Babylerim. Şimdi sırada üstümdeki bluz var. Şöyle söyleyeyim size. Şöyle göstereyim öncelikle. Ne dediğim gibi pantolondan yola çıkıyoruz. Aynı jean üzerimdeki. Bu arada ben jeanlerimi işte genelde Instagram butikleri Instagram butikleri yoksa H&M ve Y22'den alıyorum. Defaktodan da alıyorum ama de da bulunduğum yerde 46 bedene kadar bir şeyler üretmeye başladılar. Bu beni birazcık üzüyor. Hani genelde bu yerlerden alıyorum. En çok gelen sorular bu. Ve kendinizden bir beden büyük alın arkadaşlar jeanleri. Çünkü istediğiniz kadar yukarı çekebilin. Yani bu sizin için bank olur. Kilalı kızların en iyi yerlerinden biri olan şu yerden bölgesi. Tombik olduğu için pürüzsüz ve güzel görünüyor. Yani üstte dikkati çekip hani bu herkesin dediği şu an şey var proporsiyon. Bana hep diyorlar işte proporsiyonla proporsiyonla göbe giyinmiyor olsun. <laughs> ama şöyle bir şey var. Ben kendimi nasıl hisse, iyi hissediyorsam öyle giyinmekten aşırı zevk alan biriyim. Ve mesela bu üzerimdeki bluz meybeder. Evet inanılması zor ama birazdan göstereceğim. Şimdi şey tayfa gelecek. Nasıl mey giyersin? Kızım biri 50 kilo. Ve bana diyor ki ben diyor 48 beden giyiyorum sen nasıl diyor işte M giyersin. Böyle giy oğlum yani giyebilirsin. Neden giymezsin kız valla üzülüyorum. Neden üzülüyorum çünkü hani bilmiyor ya. Ve iddialaşıyor hani kesin bu ya hayır böyle. Abi bu kadar iddialaşmayın. Gerçekten iddialaşmayın. Ben de bazen atıyorum 52 bedene girmiyorum. Ama kalıba göre bu pen ya bakın. Bak bu kadar genleşiyor yani. Bu 50 kilo bir kıza da olur. Gizeme de olur. Bana da olur. Oluyor yani. Ki gizem benden bir sürü şey götürüyor. Öyle söyleyeyim size. Dediğim gibi gerdanımız güzel olduğu için maşallah. Kaşıyalım. Tahtalara vuralım. Böyle geniş pencereli şeyler hem gıdınızın daha az görünmesini sağlar. Hem saçlarınız omuzlarınızı düştüğü için daha böyle enerjik fit bir görünüm yakalamanıza yardımcı olur. Hem de omuzlarımız geniş olduğu için bir tık daha daraltır. Aklınızda bulunsun. Şimdi geçiyorum sıradaki ilk kombinime. İlk kombinimle karşınızdayım. Sırada hanım hanımcık. Nereye çekseniz gelmem. Saat 6'dan sonra dışarı çıkmam. Kombinimle <laughs> sizlerleyim. O kadar tatlı bir üst ki bu. Gerçekten çok severek aldım. Bunun üç rengi vardı. Beyazı, mavisi bir de bu rengi vardı. Ben bu rengini aldım. Bunu Vayikiki'den aldım. Ne zaman aldım? Hatırlamıyorum ama <laughs> aşırı tatlı. Bu da böyle krep kumaştan ve dediğim gibi sırt yağlarınızı en aza indirgeyerek gösteriyor. Ya ne bileyim kolları falan volümlü. Ya aşırı tatlı. Şey böyle her yere gidebilirsin. Veli toplantısına, kombinle iş görüşmesine bile gidebilirsin. Evet efendim. Tabii efendim. Anlıyorum efendim. Bir Türk Kays alabilir miyim? <laughs> Bankaya gidebilirsin ya. Bir tık resmi ama şey... Sizi İngilizce öğretmeni havasından da kurtarıyor bence. Yani bence çok tatlı. Ve modern bir kombin diyorum. Ya yani öyle olduğunu düşünüyorum. Sizin de aklınızda bulunsun. Giymek isterseniz zaten alışsınız. Ben bu mevsimlerde çok tercih ediyorum. Bunun sebebi ise kumaşın ince olması ve ben aşırı terliyorum. Böyle rüzgar esince böyle içinden geçiyor. Hasta olmaya yatkın olabiliyorsunuz ama üzerinize bir ceket aldığınız zaman bu sorunu ortadan kaldırmış olacaksınız. Onu da şöyle halledebiliriz. Şurada süvet bir ceketim var. Bunu alırsın şöyle omzuna. Oğluna kız bakmaya gidebilirsin. Aşırı tatlı bir kombin bence. Ben çok sevdim. Popomla şu an şeyi tarstı. Ama bence çok güzel oldu. Bu ceketi de İzmir'den bildiğiniz üzere Vakiki'den almıştım. 179 TL'ydi sanırım. Bendeki 42 beden. Çok hoş oldum ha Valla şu an şey gibi hissettim böyle. <laughs> Oğlumun kız arkadaşıyla tanışmaya gidiyormuşum gibi. Bakalım. <laughs> Sıradaki kombine geçelim. Bu kombinimle karşınızdayım. Aslında bir Curvy's Hack'le de karşınızda sayılabilirim. Bu kombin şöyle bir kombin. Bu üzerindeki yeşili tanıyorsunuz aslında. Bunu ben Instagram'da böyle herkes ayağa kaldırıp bulmuştum. Bu arada nereden aldığımı şu an hatırlamıyorum. Ama aşağıya bırakırım. Şimdi babyler. Bakın bu benim burama küçük geliyor. Kapanmıyor. Üzerimdeki large. Ama ben bunu ne yaptım? Kemerimizin altına hafifçe sokuşturuyoruz. Sokuşturduk. Bu böyle kısa bir ceket gibi duracak ve hayat kurtaracak diyebilirim. Böyle ellerinizi cebinize sokup resim çekilebilirsiniz. Ayrıca bu bayağı böyle kalın bir kumaş. Ve yeşilin bana çok yakıştığını söylemiş miydim daha önce? Önemi <laughs> şu an ağızlarını işitiyor gibiyim. İnsanlar seni övsün, sen kendini ölmeden. Ama yani kendinizi sevin böyle. Aynaya bakınca of kızım sen çok iyisin, tuttuğunu koparırsın moduna girin. Ki bu gerçekten sizin hayatınızı kurtaracak. Bu beden olumlama falan değil. Hani şimdi şey yapıyorlar işte bütün şişmanlar beden olumlama adı altında işte sığınıyor. İşte bu kavramı çıkarlar. İşte şişmanlar falan filan. Ben kendimi seviyorum. Yani siz kendinizi sevmiyorsanız şişmanlara laf atmayın abi. İşte kızım biri benim resmimi çekiyor arkadan diyor ki işte şu özgüvene bak bunu ben giyemiyorum 50 kilo halimle giy. Ben senin elinden mi alıyorum ki onu? Hani ben şu güne kadar kimseye demedim. Aa işte ben giy. <laughs> hani benim dediğim tek şey. Oha çok güzelmiş. Keşke bana da olsa. Ben, üretseler de ben de giysem. Ya şu algıdan artık bir kurtulalım lütfen. <laughs> Please rica edeceğim. Şöyle tatlış mı tatlış. <laughs> bir kombin. Ben aşırı beğendim. Şu yaka duruşuna da bayılıyorum. Bunun aynısının grisi var. Tabii o bir tık daha büyük. Onu 70'e almıştım ama bu biraz pahalı. Bunun fiyatı da 149 ya da 100... <laughs> Bunun fiyatı 199'du. Dalvin mi, Dilvin mi ne var ya işte o markadan. Ama işte bu hatırlamıyorum abi. Yeşili sevdim. Keşke bunun moru da bende olsaydı ama moru yok. Sponsor olmak isteyenleri buraya bekliyorum. Instagram'dan bana ulaşabilirler. Çünkü gerçekten kıyafetleri taşımayı ve onları size göstermekten aşırı zevk alıyorum. Ayrıca çok yakında küçücük kısacık bir <laughs> minicik bir çekilişim olacak. Bir sürü kıyafet ayırdım etiketi üzerinde ve sizlerle bir çekiliş yapmak istiyorum. Ne zaman olur bilmiyorum ama Instagram'dan beni takip ederseniz çekiliş yaptığımda anında katılma fırsatı yakalayabilirsiniz. Şimdi geçelim sıradaki kombinimize. Geldim aşırı tatlış bir kombinle karşınızdayım. Böyle siyah bir bluz giydim arkadaşlar. Aşırı tatlı boyunlu. Bakın boynu olmayan arkadaşlarım. Siz de bu şeyden müzdalipsiniz. Biz Allah Çağla Şikel boynu vermemiş. Bizim hakkımızı gitmiş Çağla Şikel'de kullanmış. Deniz Akkaya'da kullanmış ama asla üzülmüyoruz. Ay ilk defa bereyi kendim o kadar çok yakıştırdım ki. Anlatamam. <laughs> şey şu ya bir şey söyleyeyim mi? Genelde denemekten korktuğum şeyleri kombin videosunda sizinle deneyim. deneyip hatta sizin yorumlarınızı da değerlendirip öyle dışarı çıkıyorum ve şu an aşırı beğendim. Bu kafamdaki bere inanamayacaksınız. Bunu annem ben 8 yaşındayken örmüştü. Ve aşırı güzel şu an. Annenize vurdurun abi. Şurasında küçücük bir çiçek var ama olsun. Allah analarımızı, babalarımızı başımızdan eksik etmesin. Her videoda bu şeyi veriyorum dediğim gibi boynu kısa olanlar buraya bağlayayım. Şu yarım. Buna balıkçı mı deniyor bilmiyorum ama bunlardan yiyebilirsiniz. Ya şey bu arada sürekli şuraya bakıyorum. Acaba kamerayı ters çevirip şu tarafa mı baksam bilmiyorum. Neyse şuradayım sizdeyim. Ve kilolu kızlarımız. Şu an gözükmese de ayrıntılar. Omuz çizgisi burada olan yani tam omuz tam kalıp olan şeyleri seçerlerse harika olur. Ben bunu aşırı beğendim. Bence hani ne bileyim erkek arkadaşınızla ya da kız arkadaşınızla bir yere gittiğiniz zaman bu kombini yapabilirsiniz. Ya sen delirirsin diye kombinimle tekrar karşınızdayım. Bu da böyle bir kombin. Bunu yeşil beremle kombinledim. Beni bereyle görmeye alışık olmadığınızı biliyorum ama ben çok seviyorum. Üzerimdeki bir elbise ama bu jeanle de çok güzel olabileceğini düşündüğüm bir elbise. Bunu bildiğiniz üzere defaktadan aldım. Ya da vay hatırlamıyorum. Bakarsınız. Üzerimdeki ceket ise Neşe'den butikten alındı ve aşırı güzel. Aşırı. Ama tek bir sıkıntısı var. Boynum olmadığı için fondöten falan buraya çok bulaşıyor. O çok sıkıntı ama tarzı falan efsane. Şimdi birazcık aşağı indireyim. Ben çok sevdim. Böyle uzun popoyu kapatıyor. İşte şey e, aldığım butik sahibi Neşe abla o kadar tatlı bir kadın ki size anlatamam. İşte Melis'cim dedi sende de uzun şeyler giymekten pek hoşlanmıyorsun dedi. İşte dedi ki kestirirsin falan yaptı. Ama ben düşündüm ki niye kestireyim ki yazın şöyle bir şey var. Kumaşı zaten böyle keten gibi. Keten de olmayabilir şu an hiçbir fikrim yok. <laughs> Ama hani şey böyle e, pamuklu mamcin kumaşı var ya hani beyaz mamcinler olur. Onun kumaşından Böyle yazın yüksek bel cinler, şey cin diyorum. Yazın asla cin giymem. <laughs> asla asla deme. Yüksek bel e, şortlarla ve askılılarla falan atıyorum kışın şey yazın böyle hafif terin oldu diyelim esti. Bunu giy üstüne götünü mötünü örtsün aşırı güzel. Elbiselerin üstüne de giyebilirsin. Bence çok çok rahat. Bunu da alabilirsiniz. Bende sanırım hepsi standart. Benim üzerimdeki de standart. Zayıfa da kiloluya da, kilolu ya da bence mükemmel kombinleyebileceğiniz gardırobunuzda olması gereken aşırı tatlı bir ceket. Bunun da fiyatı 100 müydü? <laughs> ya da daha mı pahalı hiç hatırlamıyorum. Ama o civarlarda. Hani zaten ceketlerin fiyatları 100-150 arası değişiyor. Malum sezon sonundayız. Yani giyebilirsiniz. Bunu da buradan göstermiş olayım. Ama yani cekete kefilim diyebilirim. Böyle şey yakaları eskitme detay. Buraları böyle çıkık çıkık. Kolları da böyle uzun ama ben kıvırmayı tercih ettim. Altını da şöyle göstereyim. Altı da böyle yırtık desenli. Aşırı güzel, aşırı sevimli bir şey. Hiç vallahi gözünüz kapalı güvenerek alabilirsiniz. Buradan ekran görüntüsü alıp Neşe ablaya sorarsanız o size yardımcı olur. Bu arada sponsorlu değil ödedim de aldım. Ama kendisini çok sevdiğim için destek olmaktan asla çekinmem. Geçelim sıradaki kombinimize. Evet baby slayer sıradaki kombinimle karşınızdayım. Dediğim gibi bugün hep jeanlerle gezeceğiz. Jeanlardan başlamışken birazcık giymeye üşendim için aynı jeanle devam ki. Şöyle. Bu bedemi trend yoldan aldım arkadaşlar. Şöyle bir pomponu var. Acı yeşil ama böyle siyaha çalıyor. Üzerimdeki de genel Rox X, Rolex Roxen, Roxel, Roxan. Bilmiyorum şuraya koyacağım. Ondan bu bir elbise. Ama veya lakin aşırıksa şurama falan geliyor yani. Kolları falan aşırı güzel. Ya ben normalde bu kolu giymeyi sevmezdim ama galiba giyeceğim. Bunun sebebi ise kollarının dalgıç kumaş olması. Baya böyle yünlü ve tight kumaşı gibi. <laughs> Öyle söyleyeyim mesela. Aşırı tatlı. Şöyle sırt yağlarımı da göstereyim. Bence hoş. Gördüğünüz üzere üzerinde gri ve sarı çizgiler var. O yüzden ben de bunu bir palton var. Onunla kombinleyeceğim. Dinledik. Bence aşırı tatlı oldu. Beremle falan. Şöyle ceketimize elimizi atalım. Ben bununla her yere giderim. Bere takmayı sevmiyordum ama bugünden itibaren yaz geldiği için <laughs> her yere artık bereye gidiyorum. Neden olmaz? Neden? Ama şöyle bir durum var. Şimdi bazı cringe arkadaşlarımız olabiliyor. Her şeyde olduğu gibi. Bu bereyi çıkar bakın şimdi. Benim <laughs> berenizi çektiğini düşünün. Saç böyle kaldı. Ay yani ya öldüreceksin ya öleceksin artık. Yapacak bir şey yok. Ama aşırı tatlı bir kombin oldu. Ya benim içime çok sinir. Bunu beyaz ceketle de kombinleyebilirim. Her şeyle kombinleyebilirim. Son kombiniydi. umarım içine sinen yani kendinde Aa, evet bu güzelmiş bunu alabilirim dediğin bir parça seçebilmişsindir. Bugünlük benden bu kadar. Yeni bir günde görüşmek üzere. Atlatmadın izlediysen seni çok seviyorum. Kendine dikkat et. Allah'a emanet ol. Bye bye. Sıradaki videoda görüşmek üzere.